Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. Altaş TV ekranlarından, Konuşuyorum programımızdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler, her programda olduğu gibi bu programda ilk etapta ana sponsorumuz sezon başından bu yana Özgür Danışmanlık, sevgili Özgür Balta'ya teşekkür ederek konuşmamıza başlayalım. Bu sezonda ise birbirinden kıymetli ilim bilim insanlarını ağırladık. Ülke gündemini, siyaseti, sanatı, sporu burada anlık gelişmeleri değerlendirdik. Tabii bir yerel televizyon ama ulusal formatta birçok yayını, birçok konuğumuzu sizlerle de buluşturduk. Ben başta sevgili Özgür Balta'ya teşekkür ediyorum. Yine birbirinden kıymetli konuklarımıza, ülke siyasetinde önemli figürler burada konuğumuz oldu ve gündemi değerlendirdi. Her bir konuğumuza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sabırla programın başından bu yana bizleri izleyen, takip eden tüm izleyenlerimize, yani ekran başındaki siz kıymetli dostlarımıza, izleyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizler olmasanız bizler haftalar boyu, sezon boyu birbirinden kıymetli konukları burada ağırlama fırsatı bulamazdık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dedik ya, Konuşuyorum programı başladı ve bugün finaldeyiz. Çok konuşuldu, takip edildi, beğenildi ve inşallah bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmaya, Konuşuyorum'u yaşatmaya devam edeceğiz. Programımız başlıyor. Az önce ifade ettiğim gibi konuğum, sevgili sponsorum Özgür Balta ile bir aradayız. Sevgili Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Murat Bey, iyi akşamlar. İş dünyasında tanıştık. Birlikteliğimiz oldu. Programlarda iştirakleriniz, katkılarınız aslında bir aile gibi olduk. Dolayısıyla ben bir kez daha size katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ana sponsorluk sürecini yaşadık. Evet, aynen. Hem katkılarınız için hem de destekleriniz için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Neler söylersiniz, nasılsınız diyerek de programımıza başlayalım. Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Biz de iyi. Teşekkür ederim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyecek olan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Umarım güzel bir program olacak inşallah sezon finalinde. Bu stüdyoda 4. programımız. İnşallah daha nicelerine devam ederiz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Dedik ya, sanatta, siyasette, sporda birçok konuyu ve konuklarımızı ağırladık. Gündem nasıl geçti, nasıl başladık bilmiyorum ama sezonun finalindeyiz. İşleriniz nasıl, ticaretiniz, birçok ortamda da artık varız, ortak noktalarımız evet, var. Evet, aynen. Sizinle günü değerlendirecek olursak nasıl bir süreç işliyor sizin için iş hayatınızda diye başlayalım. İşlerimiz çok şükür iyi, güzel gidiyor yolunda. Programı da takip ediyorum sezondan bu yana. Güzel, başarılı oldu Konuşuyorum programı da. Umarım bundan sonraki süreçlerde de level atlayarak daha yüksek yerlere gelir. İnşallah, yani teşekkür ediyoruz. Şimdi biz işin reklam boyutundayız. Yani firmalara gidiyoruz, dernek başkanlığı süreciniz var sizin de. Benim bazen söylediğim bir söz var. Reklamsız bir işletme karanlık odada aslında birçok iş dünyasında da söyleniyor. Reklamsız bir işletme karanlık odada göz kırpmaya benzer diyor. Katkılarınız oldu. Reklamı, ekranı, gazeteyi, medyayı değerlendirecek olursak iş dünyasına başta sizinle başlamak üzere katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki bizim de yerel televizyonlara, yerel gazetelere, yerel basınımıza destek vermemiz lazım iş adamı olarak. Biz de elimizden geldiği desteği verdiğimize inanıyoruz. Bundan sonra da devam etmeye çalışacağız. Maddi manevi desteklerimizden bir sıkıntı yok. Devam edeceğiz inşallah. Güzel çalışmalar oluyor bu şekilde. En azından ordular İstanbul'da birbirlerini tanımış oluyor. Birbirlerine temas etmiş ve dokunmuş oluyorlar.
Umarım bundan sonra daha çok programlarda bir araya geliriz. İnşallah diyelim. Peki siz hem iş dünyasında varlığınızı gösteriyorsunuz hem de dernek başkanısınız. Tabii birçok yaptığınız işi de birazdan soracağım ama iş dünyasında varken aynı zamanda dernek süreciniz de var. Aslında ben size neden dernek başkanlığı dediğimde doğup büyüdüğümüz yere bir vefa dediniz. Aynen öyle. Şöyle bir soru sorsam size. Dernek başkanlığı mı zor diye girelim. Patronluk mu zor? Hangisi size göre? Çünkü ikisi de bir sevda. Biri ekonomik özgürlüğünüze katkı sağlıyor. Diğeri de doğup büyüdüğünüz yere bir vefa. Size göre hangisi zor? Ya da ikisini de yürütmek, aslında keyif alıyorsunuz yaptığınız işten ama. Ya tabii ben hareketi seviyorum, koşturmayı seviyorum. Dernek işi gönül işi. Gönül vermezseniz dernekçiliğe başarılı olamazsınız. İş hayatımıza gelince de iş hayatımız da bizim aşkımız. Değil mi yani? Tabii. İşinize aşık olmazsınız, başarılı olamazsınız. Çok şükür bu seviyelere gelmemizin sebebi işimize aşık olmamız. Bundan sonra da umarım daha güzel günler göreceğiz inşallah. İşimizde de, dernekte de. Peki, bir kez daha işinizi de konuşmak da istiyorum. Yani yurt dışından gelen vatandaşlara oturma izni, çalışma izni yaptığınızı biliyoruz ama bir kez daha sizden dinleyelim. Yani danışmanlık firması olarak biz bunları değerlendiriyoruz. Artık emlak danışmanlığı var, başka işlerde danışmanlık var. Sizin sektörünüzü bir kez daha sizin ağzınızdan dinleyelim. Nedir bu sektörünüzün açılımı, nasıl bir işle iştigal ediyorsunuz? Tabii danışmanlık deyince birçok sektör var, danışmanlık faaliyeti yürüyen. Evet. Bizimki çok farklı. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancılara Türkiye'de oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık işlemleri artı bunun yanı sıra yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı misafirlerin bütün hukuki süreçlerinde de yabancı misafirlerimize destek oluyoruz, hizmet veriyoruz. Oturum izinleri, çalışma izinleri biraz daha açacak olursak, yani bu işlemler basit midir ya da bize mi zor geliyor? Tabii siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz, size belki çok kolay geliyor olabilir ama bu süreçler nasıl işliyor? Yani insanlar tabii Türk vatandaşı değil, yurt dışından gelen ama izinli gelen vatandaşların daha çok sizi tercih ettiğini de biliyoruz. Bu süreçler nasıl işliyor? Nasıl bir işlemden geçiyorlar? Onları da dinleyelim. Yabancı kişiler Türkiye'ye belli bir vize süreleriyle gelirler. Türkiye'de ikamet etmek isteyecekse yabancı kişiler oturma izni almak zorunda. Oturma izni alan kişiler çalışma izni alabilir. Tabii vatandaşlık almak isteyen yabancı misafirlerimiz de var. Bu konuda yabancı misafirlerimize de vatandaşlık konusunda yardımcı oluyoruz. Evet. Evrak evet. Konusunda da tabii ki bireysel olarak yapmaları çok kolay değil. Bizim gibi danışmanlık firmalarından profesyonel destek almak zorundalar. Yani hep bireysel girdiklerinde işleri eksik kalabiliyor. Zaten siz de hemen devreye girip tamamlıyorsunuz. Bütün süreçte biz yabancılara destek veriyoruz. Peki bu yurt dışından oturum izni alan, hatta vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen farklı ülkelerin vatandaşları var. Buradaki vatandaşlık sistemi nasıl işliyor? Vatandaş olabilmenin şeyleri nedir, şartları nedir? Nasıl bir vatandaşlık sürecinden geçiyor? Biz bildiğimiz kadarıyla yurt dışına gittiğimiz zaman bunların hemen kolay olmadığını biliyoruz. Bizde nasıl? Yani yabancı insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması için kriterler, bu işlemler nasıl sürüyor? Yani hızlı bir şekilde ilerliyor mu? Bir de şunu da demek lazım. Yani artık rengini bile şehitlerimizin kanından almış bir al bayrağımız var. Bu ülkenin kolay kazanılmadığını da biliyoruz ama vatandaşlık kriterlerinde siz bu işin prosedürlerini bildiğiniz zaman onları da soralım. Yani vatandaş olmanın şartları nelerdir? Tabii her yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmiyor. Böyle bir söylenti, algı var ama buna katılmıyorum. Yanlış, böyle bir şey yok. Türkiye'de yabancılar Türk vatandaşı olmak istiyorlarsa çok ağır yaptırımları ve kriterleri var. Bu kriterleri sağlarsa yabancı kişiler Türk vatandaşlığı hakkına sahip oluyorlar. Yabancı kişiler Türkiye'de 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapar ise... İlk önemli şartı o mu? Tabii ki 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapar ise 7-8 ay içerisinde Türk vatandaşlığı olabilir.
Artı yabancı kişi Türk vatandaşı ile evlendiyse o kişi de 3 yılın akabinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. Ve artı yabancı kişiler Türkiye'de 5 yıl çalışma izniyle çalışır ise 5 yılın akabinde Türk vatandaşlığına başvuru yapma hakkına sahip yabancılar. Tabii bunu da İçişleri Bakanlığı inceleyip uygun görürse yabancı kişilere Türk vatandaşlığı yani veriyor. O kriterler tamam ama hemen yani 3. yılı doldurduk ya da bir gayrimenkul alımı yaptık, bu işler olacak diye elbette de bakın. Bu süreçler kolay değil. Çok yaptırımlardan geçiyor dediğim gibi yabancılar, incelemelerden geçiyor. İncelemeleri geçerliyse yabancılar Türk vatandaşlığı hakkına sahip oluyorlar. Yani ben tanıdığım var, evraklarla bu işi yapayım meselesi olmaz diyorsunuz. Yok, çok kolay değil. Peki yabancı yani ülkelerde şimdi siz bir kez daha işin reklam boyutuna girecek olursak Korganlısınız. Ne Korganlı, ne Ordulu, ne işte İstanbul'daki ordular ya da ülkemizdeki insanlar sizinle hemhal olamıyor, ticaret yapamıyor. Şunu da sormak istiyorum. Siz firmanız belki yurt dışındaki bölgenin vatandaşları sizden hizmet almak isteyebilir, size danışabilir. Yurt dışına böyle bir hizmet olanağınız var mı? Ya da nasıl bir çalışma sistemi? Örneğin Azerbaycan'daki bir vatandaş hizmet almak istiyor ya da Almanya'daki çok da vatandaşımız ya var da biliyorsunuz. Ülkede, evet, Fransa'da aynen. Hemşehrilerimizin de çok olduğunu biliyoruz. Oralarda bir hizmet almak isteyen ya da danışmak isteyen bu süreci sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Var mı böyle bir hizmetiniz? Tabii yurt dışında bağlantılarımız var ama bize %90 işlem yaptığımız kişiler referansla gelir. %10'luk bir kısım sosyal medya üzerinden bize ulaşır. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancılara hizmet veriyoruz. Yurt dışından veya farklı bir ülkede olan kişilere biz hizmet vermiyoruz. Evet, bu arada sevgili arkadaşlarım sosyal medyadan yayındayız. Mesajlar da var bu arada. Zekeriya Duzak Saygıdeğer Başkanım ve Saygıdeğer Murat Bey, size ve ekibinize hayırlı yayınlar dilerim. Ordu'dan selamlar demiş. Bizden de Ordu hemşehrilerimize selam olsun. Aleykümselam. Yine bir kıymetli başkanımız tabii Korgan derneklerinde birçok abilerimizi, arkadaşlarımızı tanıyoruz. Önceki dönem Korganlılar Dernek Başkanı Salim Küçük. Kıymetli arkadaşımız Koçcağızlar Dernek Başkanımız Özgür Baltay'a iş hayatında, sosyal hayatında başarılar dileriz. Altaş ailesine de iyi yayınlar diliyorum. Her gün bir Korganlı ile konuşmanın mutluluğunu gözlerinizde görmek bize iyi geliyor. Biz her türlü hemşehrilerimizle bir arada olmak hakikaten iyi geliyor. İyi de özetlediniz. Şimdi Salim Küçük Başkanımızın da ifade ettiği gibi şimdi ben yine sizinle muhabbetim esnasında siz bir dernek kurduğunuzu ifade ettiniz. Dedim abi bu kadar koşturmacanın yoğunluğunun içinde dernek başkanlığı nereden çıktı demiştim. Siz doğup büyüdüğünüz memlekette bir Korgan aşığı, orada aşığısınız. Tabii Korgan Koçcuğazlar Derneği'ni de kurdunuz. Kurmadan önce de aslında kendi üzerinize düşen sosyal sorumluluklarınızı da yerine getirdiniz. Dernek kurma amacınız neydi? Bir dernek başkanlığınız var. Salim Küçük Başkanımız mesaj attı. Oradaki süreci değerlendirirken tüm dernek başkanlarımıza da selam olsun. Dernek başkanlığı kurma işi, yani bu süreci başlama nereden çıktı? Tabii birçok derneklerimizin varlığını da biliyoruz. Tabii derneği kurduk 2019 yılında. Tabii memleketimize vefa borcumuz var. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek ya da üniversite okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşabilmek için ve onların bizlere ulaşabilmesi için 2019 yılında Ordu Korgan Koçcuğazlar Derneği'ni kurduk. Çok şükür iyi gidiyor. Her yıl düzenli olarak iftar programları yapıyoruz. Güzel de ses getirdiğine inanıyorum. Artı bunun yanı sıra da ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşıyoruz. Maddi manevi destek oluyoruz ihtiyaç sahibi ailelere. Biz pencereye geniş bakıyoruz. Sadece Koçcuğazlı, Korganlı çocuklara da burs vermiyoruz. Burs verirken değil mi? Yani tabii biraz... Ordu'nun birçok ilçesinden, başka farklı illerden de burs verdiğimiz çocuklar var. 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 63 kız öğrenciye burs veriyoruz. Ordu Korgan Koçcuğazlar Derneği olarak. Bu arada Koçcuğazlar Derneği Korgan'ın başkenti diyorum ben bizim köyü. Öyle ilan ediyorum. Buradan da bütün Koçcuğazlara da duyurulur.
Değil bu mi? Şekilde güzel de oluyor. Ama Zikri Başkanım duymasın. Yeni Pınarlılar biz de başka... Biz kardeş derneği, sorun yok. Zikri Değil Başkanım'a mi? Da selamlarımı geçtiğimiz haftada buradan. Onlar evet, programlar yaptılar. Sayın Başkan'a da selamlar olsun. Bu arada derneklere girmişken evet. Ben yine Koçcuazlı bir arkadaşımız Kocaeli Korkanlar Dernek Başkanlığı'na seçildi. Hüseyin Duman kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hüseyin Duman kardeşime de. Kocaeli'de de bayağı korganlar var. Yani şimdi Fatih Başkanım'ın kulaklarını da çınlatayım. Geçtiğimiz sene programa aldığımızda işte Bursa'da şu kadar korganlı var. Amasya'da bu kadar var. Trabzon'da bu kadar var. Yani illeri tek tek sayarak işte Bursa'yı, Bolu'yu, Ankara'yı hep hatta işte geçtiğimiz 1 Mayıs'ta korganların yine hakim olduğu bir bölge Soma'daydık. Manisa, Soma'daydık. Ordular evet. Derneği'nin düzenlemiş olduğu. Aslında evet, İsa Başkanı'nı da tebrik İsa ediyorum. Başkanımıza da selamlarımızı gönderelim. Birçok yerde korganlı hemşehrilerimiz var. Tabii. Korgan Dernekler Federasyonu Başkanımız, kıymetli kardeşim Fatih Yeşilçayır bu tataları çok iyi takip ediyor. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Nerede korganlı var çok iyi biliyor. Yani şimdi Hüseyin'den, sevgili genç kardeşimizden, Kocaeli'den başladık. Aslında diğer bölgeleri de siz takip ediyorsunuz. Yani sadece buradaki korganlarla değil, Manisa ile tanışmamızın da müsebbibi sizsiniz. Gittik. Ben bir kez daha Manisa'da, Soma'da ve birçok yerde şehir dışında bizi izleyen dostlarımıza da selam gönderiyorum. Oradan gelirken Bursa'ya döndük. Orada da kıymetli hemşehrilerimiz var. Soma'da İsa Başkanım 12 bin ordulu dedi ama hemen hemen hepsini de mübalağasız korganlı dedi. Çok da korganlı olduğunu söyledi. Manisa Soma ilçesinde yaklaşık 11 bin, 12 bin tane korganlı var. O yüzden İsa Başkanım da orada güzel organizasyonlar yapıyor. Tekrar 1 Mayıs'ta yapmış olduğu program için İsa aday kardeşimi tebrik ediyorum. Yani emeklilerin tabii bir kez daha maden şehitlerimizi de analım değil mi Özgür abi? Yani orada özellikle çalışan arkadaşlarımızın hep maden işçisi olduğunu biliyoruz. Evet, aynen. Oradan emekli olan arkadaşlarımız, çok genç arkadaşlarımız emekli olmuşlardı. Ama kolay da değil. Yani sabah girdiğinde aslında gün ışığıyla merhaba diyor. Maden ocağına girdiğinde artık ne gün yüzü var ne gökyüzü, hiçbir yeri görme şansı yok. Çok kıymetli arkadaşlarımıza da emeklilikleri de hayırlı olsun diyelim. Sevgili Özgür Bey, size doğru da tekrar dönmek istiyorum. Az önce dediniz ya, ciddi programlar yaptık. İşte burs verirken aslında bireysel olarak başladınız. Sonra siz Koçcuaz'ın dışında da genç kardeşlerimizi, öğrencilerimizi ihmal ediniz. Gelen her talebi de değerlendirdiniz. Yani şu sözünüz de var sizin. Artık iş dünyasındaki toplantılara katılıyorsunuz. Çatı kurumumuz ORDEF var. ORDEF'in toplantılarından da hakimsiniz. İfadeniz şöyleydi. Biz dernekçiliği kuracaksak tabela derneği olmayacağız. Tabela derneğiyle bir işimiz yok. Tabii bu süreçte, yani o kadar yoğunluğunuz içinde siz niye dernek başkanlığını kurduğunuzu sorduğumuzda, ya doğup büyüdüğümüz yere bir vefa borcumuz var dediniz. Bir sevda var dediniz. Tabela dernekçiliği hiç, yani bu kavram size hoş değil ama siz dediniz ki altı dolu olan dernekler olsun. Çatı kurum da olsa, iş dünyası da olsa, tabela derneğine dair biraz bir antipatiniz var, sevmediğiniz bir durum var ve elinizden gelen, sadece siz değil çevre derneklere de destek veren birisiniz. Bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Yani tabela derneği olmayacağız derken düşünceniz ne? Aslında biraz da bunu biraz açmak da lazım. Dernekçilik zor, her geçen gün zorlaşıyor. Üyelerle oluyor bu iş, aidatlarıyla oluyor. Hatta siz aidat sistemini de kurmadınız sevgili başkanım. Bizde aidat sistemi var ama biz bu zamana kadar işletmediniz, aktif etmediniz. Evet, aktif hale getirmedik. Tabii ki dernekçilik yapıyorsak boş durmamamız lazım. Sizin de söylediğiniz gibi ben çok bilmiyorum o detayları ama çanta derneği diyorlar muhtemelen. Evet. Biz icracı dernekçilik yapıyoruz. Tabii ki birilerine faydamız olmayacaksa dernek kurmanın da dernek çilik yapmanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Biz çok kişilere ulaştık. Pandemi öncesi, evet, pandemide hala az önce söylediğim gibi 2019 yılından bu yana onlarca kız öğrencilere burs verdik. Çok şükür onların maneviyatı bize yetiyor. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar da yine destek olmaya çalışacağız. Yoruluyorsunuz ya. Yani tabii pandemiden de bahsettiniz. Pandemide birçok başkanımız
aileler birbirleriyle görüşemezken sizler koli yardımı yaptınız, özel AVM'lerin kartlarını dağıttınız, birebir aslında temasla kurdunuz. İnsanlar yoruluyor ama bu hizmeti yaptığınız zaman, insana ulaştığınız zaman bu yorgunluk ortadan kalkıyor. Ya böyle de bir güzellik var. Tabii bu iş gönül işi. Gönül verirseniz başarılı olursunuz. Biz yardımlarda bulunduk ama %10'luk bir kısmını sosyal medyada lanse ediyoruz. O da insanlar daha o reklama da karşısınız diye. Tabii, bir de. Yani, elbette. Ben size elbette yaptığınızı reklam edin dediğimde biz Allah için yapıyoruz dediniz. Ya yine de bazen paylaşmak gerekir. Çünkü icraat yapmayan derneklerin de icraat yapmasını birilerine de değil mi? Yani tabii. Teşvik edebilmek teşvik lazım. Emsal teşkil etsin. Elbette aynen öyle. Yani korganlarım bunu da başardığını da ifade ederim. Salim Başkan da takip ediyor. Salim Küçük Başkanıma da teşekkür ediyorum. Biz de son yaptığımız iftarda çok ilgilendi. Çok destekleri oldu. O program da ayrıca bir ses getirdi. Evet, ayrıca Salim Küçük Başkanıma da buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yani o program da ses getirdi. Aslında sizin işiniz tabii ki ses getirdi derken bu da bir reklama gidiyor ama siz maneviyatı yaşayalım dediniz. Ve masalarınız da tam doldu, tıklım tıklım da orada kalabalık geldi. Aslında bu kadar sayı beklemiyorduk. Gerçekten. Değil mi? Son zamanlarda herkesin de iftar davetleri hemen başladığında bir iki gün evde açıyorsunuz. Sonra herkes davet ediyor sizleri. Ya tabii ben iş hayatımda da hep şundan yanayım. Yanımda çalışan arkadaşlara da özellikle buradan da selamlarımı iletiyorum bütün çalışanlarıma. Biz önce insan kazanacağız, daha sonra para kazanıyoruz. Demek ki insan kazanabilmişiz ki iftar programımıza yoğun bir katılım oldu. İftar programımıza gelen bütün dostlarımıza, köylülerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum tekrar. Gelemeyip gönlü kalbi bizlerle olan herkese de tekrar buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi mesajlarını da ileten arkadaşlarımız var. Arkadaşlar da reklama gideceğimizi ifade ediyor. Ben bölünmesin diye birkaç sorum daha var. Onları da iletecektim ama reklamdan sonra konuşalım. Biz dernekçiliği konuşalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Dilerseniz değerli izleyenler kısa bir reklam arası. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler yine ilk bölümde ifade ettiğimiz gibi konuşuyorum programı. Tabii haftalardır gündemi, sanatı, siyaseti, ilim bilim insanlarıyla değerlendirdi, devam etti. Tabii sezonun da sonuna geldik. Bu hafta tüm programlarımız artık sona eriyor. Yaz programlarıyla tabii olursa da karşınızda olacağız. Bir kez daha ifade edelim. Sezon finali programımız, ana sponsorumuz sevgili Özgür Balta ile, konuğumuz Özgür Balta ile devam ediyor. Biraz iş dünyasını konuştuk. Tabii biraz da genel gündeme doğru da gidiyoruz. Muhabbetimiz tabii hızlı da geçiyor. Konuşacağımız konular var. Sevgili Özgür abi bir kez daha teşekkür ederek kaldığımız yerden devam edelim. En son dernek başkanlığı, dernekteki yaptığınız süreçleri konuştuk. Aslında siz çok fazla yani beraber yol yürümemize rağmen siz işin reklam boyutunda değil de yani biz dernekçiliği de yapacak olursak hayra sanat yapalım, Allah rızası için yapalım, bu süreci böyle götürelim demiştiniz. Biz de reklama doğru da gittik. Tabii Korgan Koçcuazlar Derneği Başkanısınız. Aynı zamanda bir STK temsilcisisiniz. Burada yoğun temponuzla birlikte şunu da sormak istiyorum. Dernekçilik size ne kattı? Tanıştınız, kaynaştınız, insanlarla bir araya geldiniz. Size ne kattı diye girelim mi? Ne dersiniz? Tabii. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Dernekçilik bize çok şey kattı. Belki Korganlı 100 kişi tanıyorduk. Herkesi tanıdık %90. Ordu genelinde, farklı illerden de çok insanlar tanımış olduk. Birbirinden kıymetli, değerli insanlar tanımış olduk. Güzel şeyler kattı. Ben koşturmayı seviyorum. İş hayatında da, dernekçilikte de, sosyalde de koşturmayı seviyorum. O yüzden de yorulmuyoruz biz çok şükür. İnşallah da yorulmayız. Bu şekilde devam eder. Tanışma katkı noktasında da aslında sizlerin birçok dostlarla tanıştığınızı da biliyorum. Dernekçilik aslında çok şey katıyor ama yine birinci bölümde dediğimiz gibi çanta derneği olmayıp üzerinize düşen görevleri yerinize getirirseniz bunlar mutlaktır. Peki biraz Korgan üzerinde de konuşmakta fayda var. Tabii siz köyünüze buradan
Zaman zaman sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz, destekler veriyorsunuz, katkılarınız var. İşte İstanbul'daki Koçcuğazları yalnız bırakmıyorsunuz ama gurbetteyken öte yandan artık fındık sezonu geliyor. Işkınlar açmış. İnşallah bir grow falan vurmaz da sezon, hak ettiği sezonu bulur. Ama buradan dediğimiz gibi marşa bastığımız zaman bizim tatil planımız da yaz okullar kapandıktan sonra ilk hamlemiz köyümüze gitmek. Oradaki bağımıza, bahçemize sahip çıkmak. Dolayısıyla Korgan'ı genelinde sormak istiyorum. Korgan'ı zaman zaman giden, gezen, tozan birisiniz. Korgan'a dair tespit ettiğiniz eksiklikler var mı? Hemşehrilerimiz tabii sadece sizin tespitiniz değil. Örneğin Salim Küçük'ten bahsettik. Onlar da konuşuyordur. Eksikliklerimiz, orada yapılması gerekenler nelerdir diye sorsak bir dernek başkanı olarak neler söylersiniz? Ben şöyle başlayayım. Elbette köyümüze, Korgan'a, Ordu'ya gidiyoruz. Ben 21 yıldır İstanbul'dayım. Hiçbir bayram İstanbul'da kalmadım. En az yılda 3-4 defa Ordu'ya gidiyorum. Elbette köyümüzde, Korgan'da, genelinde eksiklerimiz var. Ben her programda olduğu gibi bu programda da tekrarlamak istiyorum. Koçcuğaz'da, Korgan'ın birçok mahallesinde, Çayırkent'te, Yeşil Alan'da, Tepe Alan'da bildiğim kadarıyla özellikle ben bizzat şahit oluyorum. Yol sorunumuz çok var. Umarım yetkililer sesimizi duyar. En kısa sürede de yol sorunumuzu hallederler. Ben bir yoldan da bahsetmek istiyorum. Tepealan Emir Yakup Güzergahı'ndan Perşembe Yaylası'na giden 16 kilometrelik bir yolumuz var. 15-16 tane mahalle o yolu kullanıyor. Perşembe Yaylası'na gitmek için, yaylalarına gitmek için. O yolun ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Buradan da Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Korgan Belediyesi'ne de sesimizi duyurmak istiyoruz. Evet, Kocaeli dediniz. Kocaeli'den de arkadaşlar yazıyor. Tabii Hüseyin Başkan'ı da tebrik edenler var. Allah razı olsun. Bizler, yani sizler varsanız bizler ekrandayız. Tabii Özgür abi gibi iş adamlarımız varsa da onu da bir kez daha ifade ederim. Bu bayrağın dalgalanmasına da sebep oluyorlar. Korgan sorunlarını da konuşurken, dernekçilik faaliyetlerinde tabii hem Anadolu Yakası Korganlar Derneğiniz var bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda İstanbul Korganlar Derneği var. Az önce yine ifade ettik biz. Fatih Başkan'a da tekrar izliyorsa selam olsun. Birçok arkadaşımızın burada STK Başkanlığı yaptığını da biliyoruz. Sizin ilçe dernekleriyle, federasyonla diyaloğunuzu da sormak istiyorum. Çevre derneklerle, mahalle dernekleriyle, ilçe derneğinizle bağlantınız, diyaloğunuz nasıl? Korgan'ın bütün dernekleriyle iletişimimiz çok şükür iyi. Bütün programlarına gidiyoruz. O arkadaşlarımız da, dernek başkanı, dostlarımız da bizim programlara sağ olsunlar geliyorlar. Burada da yine pazar günü Kocaeli'nde Belanlılar Derneği'nin programı vardı. Buradan da Abdullah Duran kardeşimi tebrik ediyorum gönülden. Evet, fotoğraflara baktığımız kadarıyla güzel, güzel bir program imza atmışlar. Evet, evet. Bütün derneklerimiz bir şeyler yapıyorlar. Elbette faaliyetleri var. Korgan'daki bütün derneklerin bundan sonra da birbirimize gönüldaş olarak maddi manevi destek vererek de yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Salim Dere Başkanım da izliyor. Derneklerin siyaset ilişkisine de girmek istiyorum. Siz tabii iş dünyasında biraz yoğunlaştınız. Zaman zaman size siyasi aslında teklifler de geldi. Şahsınız siyasete nasıl bakıyor? Şimdi tabii ki toplumdasınız. Herkes siyaset yapmalı. Evet, toplumdasınız. Birilerinin siyaset yapması lazım. Bu zamana kadar düşünmedim. Şu anda düşünmüyorum. İleride bakarız inşallah yani siyasete. Ama ulvi yerlerden de görev geldi. Ben size baskı kurdum, kabul edin dedim. Adınız gibi özgür olmayı, hem içinize yatırım yapmayı hem de dernekçilikte bu iki koordineyi iyi götürmeniz gerektiğini savundunuz. Ve gelen görevlere de hep olumsuz cevap verdiniz. Yani şu anda ben STK Başkanlığı da yapıyorum. İşlerimiz de çok yoğun bizim yaptığımız kendi sektörümüzde. Benim şahsi görüşüm, siyasete gireceksem de dernekçiliği bırakır. Onun akabinde siyaset düşünürüm. Derneklerde tabii siyaset yapanlar illaki olacak.
Dernekler siyasetin arka bahçesi olmasın. Dernekte siyaset yapanlara da sizler, Kotçuvazlı birisi siyaset yapacaksa destek olacaksınız ama bir parti değil, her partiye gönül veren insanlar olabilir. Biraz siyaseti konuşmak aslında yakın zamanda da bir siyaseti de genel gündemi de sonlandırdık. Yani 14 Mayıs seçimleri yaşadık ülkemizde ve ülkemizde bir ilki daha yaşadık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve ikinci turda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar tebrik ediyoruz. Meclise giren tüm partilileri, vekilleri de tebrik edelim. Ordumuzun 6 vekili, 5 İstanbul'dan hatta 4 İstanbul'dan, 1 İzmir'den toplamda 11 milletvekili de mecliste temsil ediliyoruz ordular olarak. Öte yandan geçen gün yine meclis başkanlığı seçimi oldu. Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi de tebrik ediyoruz. Siz bu seçimleri nasıl değerlendirdiniz? Tabii ileriye doğru yine konuşacağım konuların içerisinde buraya da değinecek olan bir şey var. Bir ara kızıştı. Cumhur İttifakı paydaşları tabii ki farklı bir yola başvurdular. Millet İttifakı biziz dedi, işte kazanıyoruz dedi. O süreçlerde bir vatandaş olarak nasıl izlediniz bu seçimi? Tabii ki gün gün, an ve an takip ettik. Demokratik bir seçim oldu. Evet. Sonuçlar her iki taraf için de hayırlısı olsun diyelim. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Diğer siyasi partileri de tebrik ediyoruz. Dediğim gibi hiçbir olay olmadan, hiçbir hadise olmadan demokratik bir seçim rahat oldu. Bir şekilde. Evet, evet, elbette. O konuda çok rahatız. Peki yerel siyasette şimdi korganların derneklerine doğru girecek olursak, işte belediye başkanı adaylıkları olabilir, meclis üyeleri olabilir. Hatta korgandan sevgili İsa Meten arkadaşımız diyorsa belki siyasete atılacak. Dernek başkanı olarak bu siyasetçilerin arkasında nasıl bir tepkiniz, tavrınız olacak? Siyaseti onlar yapsın, biz arkasında mıyız diyecek. Özgür Balta'nın tavrı nasıl olacak burada? Ya tabii hepimizin bir kırmızı çizgisi var. Tabii. Kırmızı çizgilerimizin geçilmediği süresince bütün partilere gönül veren arkadaşlara destekleriz. Bizim köylümüz olur, kendi ilçemizden olur, ordulu olur, fark etmez. Dediğim gibi kırmızı çizgimizin haricinde bütün siyasi partilerde bütün arkadaşlara siyaset yapmasını biz isteriz ve her konuda da destekleriz. Yani siyaset yapacaklara da başarılar dilerim. Elbette. Peki bu süreç aslında siyaset sürecine doğru girerken biraz da geç girildi. Sebep de ülkemizi derinden yasa boğan 6 Şubat'ta bir deprem yaşandı. İşte siz az önce dernekçilikten bahsederken bu süreçte sosyal sorumluluk projelerini yaptığınızı ifade ettiniz. Burada da yani veren el alan eli görmedi, duymadı. Sizin aslında nezaketiniz, şiarınız buydu. Siz burada sadece yardım toplamakla kalmadınız. Deprem bölgesine de gittiniz. Biraz deprem bölgesini de konuşmak istiyorum. Tabii depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hem duygusalsınız, yardımsever, hayırsever bir kimliğe, kişiliğe de sahip olduğunuzu da biliyoruz. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Evler yapılıyor. O bölgeye gittiniz. Neler hissettiniz? Tabii ülkemizde büyük bir afet yaşandı. Umarım bir daha böyle büyük afetler yaşanmaz. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede bütün yaralar sarılır. Evet, birlikte gittik deprem bölgesine. Buradan da Cemalettin Şahin hocamıza evet, da selamlarımı iletiyorum. Bize güzel bilgiler verdi. Onunla gitmek ayrı bir özeldi bizim için. Çünkü bilmediğimiz çok şeyler oldu. Çok ders aldık. Çok güzel. Ya bölgeyi de tanımış olduk. Yani şimdi oldu. Meclisi bir kez kitaplarda okuduk ama meclisi bilmezken işte ya oranın sembolü haline gelmiş. İlk Türkiye'de tabii ki Gazi Meclisimizi biliyoruz, ayrı bir durum ama Hatay'daki ilk meclisi görme fırsatımız oldu. Onu da söyleyen sevgili hocamızdı yani. Evet, tekrar buradan Cemalettin Şahin hocamıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bölgeye dair duygularınızı alalım dedim. Lafınızı da ben böldüm, yarıda kaldı ama. Yok, yani birçok alanı da gezdik. İşte ya öyle bir tablo vardı ki sizin bizzat yakından takip ettiğiniz.
Yani duvarda aile resmi asılı kalmıştı. Ya tabii bunları anlatmak zor. Bunları içinden dökmek de dışarıya yansıtmak da zor. Gidip görmek lazımdı. Biz gittik gördük. Onu biz içimizde yaşıyoruz. Az önce de söylediğim gibi umarım ülkemizde hiçbir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afet bir daha olmaz. Evet, afet olmasın ama iklim değişiyor herhalde Özgür abi. Bir de son zamanlarda Karadeniz bölgesi, özellikle yağmur olan bölge, Samsun'umuza da geçmiş olsun, hala devam ediyor. Çarşambadan arkadaşımız bir video atmıştı. Orada tarlalar artık tam sezon iken biberini, birçok sebzesini ekmiş ama ne yazık ki sezon başlamadan bitti demişti. Afetlerden konu açıldı. Samsunlu vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Umarım hani hayatını kaybeden insanlarımız olmasın. Ürünler bir şekilde, hasatlar bir şekilde yerine gelir ama değil mi? En önemlisi elbette de cana zarar gelmesin. Kaybetmesin, cana zarar gelmesin, mala zarar gelsin, mal her türlü yerine gelir. Umarım en kötüsü böyle olur. Ben de tekrar geçmiş olsun diyorum. Samsunlu vatandaşlarımızla da bir aradayız. Tabii iklimin değişikliği bölgemizin heyelanında olduğunu da ifade edelim. Zaman zaman arkadaşlarımız bölgeyle ilgili de incelemeler yapıyor. Devir değişiyor anladığım kadarıyla. Sevgili Özgür abi, biraz da sporu da konuşalım. Tabii hem pazartesi günü siz de takip ettiğiniz 52 Orduspor'un maçı vardı. Dün akşam Ankara'da oynandı. Geçtiğimiz hafta 1967 yarı finale çıkamadan yani maç 90 dakika. Çok da benim sporla alakam yok ama açıkçası bir Ordu sevdası dediğimiz zaman işte mor beyaz sevgili Özgür abi. Yani şimdi az önce ifade ettim. Ben hiçbir bayramımı köyümden ayrı geçirmem. 21 yıllık gurbet hayatımda dedin. Memleketime giderim. Yani bizim sevdamız bir başka. Yolda 52 plakayı gördüğümüz zaman kornayı mutlaka çalar. Kan çekiyor. Kan çekiyor. Bizim elbette hemşerimiz aynen, gözüyle de bakarız. Aynen. Dolayısıyla bir Ordu sevdası ve Ordu sporu da konuşmak istiyorum. Tabii lige çıkamadan veda ettiler. Emekleri için ben tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum ama olabilir miydi? İşte bitti gitti. Bir üst lige çıkanlar çıktı. Biraz spora olan ilginizi de merak ediyorum açıkçası. Ben de gayretleri, çabaları için Ordu sporumuzu tebrik ediyorum. Bu sefer olmadı. Umarım bundan sonraki sezonlarda ligde görürüz ordumuzu, Ordu sporumuzu. Evet, sizin bu başarınızla birlikte iş hayatındaki yoğun temponuz, dernekteki yoğunluğunuz, mutlaka her insanın bir mücadelesi vardır, bir yol haritası vardır. Belki de yapmak isteyip bu ana kadar hayata geçiremediniz. Benim de bir yol haritam var, benim de bir şöyle bir projem var, gerçekleştirmek istediğim gibi şeklinde düşünceleriniz olabilir. Var mı böyle bir sürpriz, böyle bir başarı? Geçen az önce siyaseti konuştuk ama biraz daha zaman var dediniz. Size göre bir yol haritanız veya bir bugün olmadı ama bir sonraki dönem yerel siyaset, ulusal siyaset, genel siyaset ya da başka bir proje ya da iş dünyasıyla ilgili başka bir meslek grubu da çıkabilir karşımıza. Var mı öyle bir hazırlığınız, bir projeniz? Az önce söylediğim gibi şu an siyaset düşünmüyorum. Siyaset düşünmek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlara da her zaman destek oluruz. Ben işimi çok seviyorum. Yaptığım, şu anda mevcutta yaptığım işi. Ben işimi daha çok yükseklere çıkartmak istiyorum. Elbette var, yapmak istediğim iş var. Umarım en kısa sürede de onu da faaliyete geçiririz. Evet, bir hazırlığınız var. Biraz da buradan canlı canlı alayım dedim şey. Evet. Sonuca ulaşırız. Tabii sağlık sektörünü geçmek istiyoruz. Elbette mevcuttaki işimizi of etmeden bir sağlık sektörüne de geçeceğiz inşallah. İşinizi bir daha tanımlayacak olursak, ben çok fazla sektör programı yaptım ama sizin sektörünüzle ilgili de bunu her yerde yapılabilecek bir iş değil herhalde. İşinizin tanımına baktığımız zaman çok da paydaşlarınız yok gibi görünüyor. Tabii biz yurt dışından Türkiye'ye gelen bütün yabancı misafirlere Türkiye'de oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık hizmetleri veriyoruz. 21 yıldır bu sektörün içindeyiz. 21 yıldır yabancı misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu zamana kadar bizi tercih eden bütün yabancı misafirlerimize teşekkür ediyorum. Evet, biz de
daha çok kazanç, daha bereketli kazanç. Sevgili arkadaşlar, mesajlarınız için de teşekkür ediyoruz. Birçok mesajlar var. Programın sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla dernekçilik size ne kattı dediğimde, medyanın bize ne kattığını konuşursak, veda etmeden şunları da konuşmak istiyorum. Az önce sevgili Cemalettin Şahin hocamın adını da kullandınız. Bu programlar, dernekçilik, iş dünyası bizleri de bir araya getirdi ve aslında çok büyük ama sayıca az bir yapıdayız. Dostluk grubu çıktı ortaya. Kahvaltılar yapılıyor, genel gündem değerlendiriliyor ve çok kıymetli dostların da orada bilgisinden istifade ediyoruz. Dostluk grubuna dair neler söylersin abi? Buradan o grubumuza da selamlar. Cemalettin hocama, Talat hocama, Kumral hocama, STK ve özel sektör çalışanlarına, hele ki sağlık sektöründe hizmet eden çok kıymetli dostlarımız var. İşimiz düştüğünde de hemen anında da çözüme kavuşturuyorlar. Ben de buradan dostluk grubunun içerisinde olan bütün büyüklerimizle, ilim bilim insanlarına buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok güzel bir oluşum bence. En son benim ev sahipliğimde gerçekleşti. Kahvaltı programı sanırım cumartesi sabahtı. Evet, evet. Gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gelemeyip gönlü kalbi bizlerle olan bütün dostlarıma da buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Çok şeyler öğrendik. Bilmediğimiz çok şeyler var. Her biri alanında uzman olunca bilim insanlarımız, büyüklerimiz, değerlerimiz. Hele ki Mustafa Kumral hocamın davetinde ben açıkçası sadece bir program esnasında bir araya geleceğiz diye bir akşam yemeğiydi bu. Ama hocam hakikaten sağ olsun iki defa bize bir konferans verdi. Yani evet, evet. Ülkemizin yeraltı zenginliklerini öğrenme fırsatımız oldu. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş olduk. Bundan sonra da her gün, her zaman bir şeyler öğreneceğiz. Dostluk grubun içindeki ilim, bilim insanlarımızdan. Umarım daha çok çoğalarak güzel bir yerlere geçecek inşallah. Amacı yok. Amacı sadece hakikaten orduya ve ülkemize değer katan bir yapı. Arkadaşlarım da programın sonuna geldiğimizi ifade ediyor ama çok da güzel dostluklar edindik. Onlar inşallah devam edecek. Özgür abi, toparlayacak olursak programımıza dair, dernekçiliğe dair, iş adamı sıfatıyla da buradasınız. Neler söylersiniz? Sonrasında son bir söz alarak da veda edeceğiz. Sezona veda edeceğiz. Artık yeni dönem bize ne getirir bilinmez. Programımızı değerlendirelim. Dernekçiliği değerlendirelim. İş dünyasını değerlendirelim. Program sizin. Biz dernekçiliği konuştuk. İnşallah bundan sonra da dediğim güzel bir şekilde gider. Ben tekrar az önce söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Korgan'daki yol sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyorum özellikle. Çünkü bizim insanımız torpil istemez. Yol ve su ister. Başka hiçbir şey istemez. Bir an önce umarım Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi sesimizi duyar. Biz dostlarımızla bu konuları konuşuyoruz. Umarım en kısa sürede Korgan'daki bütün yol sorununu çözmüş olurlar. Biz de bu konuları bir daha burada gündeme getirmemiş oluruz. Çözülmediği sürece de sürekli gündemimizde olacak. Evet. Ve son olarak da evet, galiba bitiyor program. Çok hızlı bitti bu sefer. Dördüncüsünü yapıyoruz ama bu kez hızlı bitti. Ben buradan Korgan'da, Koççuvaz'da, Ordu'da, Türkiye'de, yurt dışında bizi izleyen bütün dostlarıma selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Tekrar Özgür ailesinde çalışan bütün personellerime de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tekrar bizi konuk ettiğiniz için Murat Doğan kardeşim, sizlere, Altay TV ailesine de teşekkür ediyorum. Gönlümdesiniz. Öyle Allah söyleyeyim. Razı olsun. Bir kez daha önce sizinle başlamak istiyorum. Başından bu yana bir program vesilesiyle birlikte olduk, buluştuk. Ve çok kıymetlisiniz. Sizinle tanıştığımız insanlar oldu. Allah razı olsun. Biz sadece işin ekonomik tarafına bakmadık. Birlikte çok yol arkadaşlığı yaptık. Değerli dostları tanıdık. Hem 3 sezondur, 3 dönemdir sponsorluğunuzdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza selamlar iletiyoruz. İnşallah bundan sonra da sadece ekonomik olarak değil, her fırsatta bir ve beraber olmak, birlikte olmak dileğiyle diyelim. Aynı sözü de programın başından bu yana ilk bölüm konuğumuzdan size dair bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz.
Ben ziyaretlere gittiğimde günü gündemi konuştuğumuzu ifade eden dostlarımız oldu. Programı her hafta takip eden dostlarımızın notları aldım, söyleyemiyorum. Çünkü açıkçası birini eksik söylersem birilerinin de eksik kalma durumu var. Her biri bizim gönlümüzde, yüreğimizde ayrı bir yeri var. Tüm konuklarımıza, katkı veren dostlarımıza, sponsorlarımıza, izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yine bir teşekkürü de başta sevgili rahmetli Namık Bey olmak üzere Doğan Bey, Funda Hanım, Hüseyin Bey ve bütün merkezdeki emekçi arkadaşlarımıza, İstanbul'da kahrımızı çeken sevgili Yüksel Kocaoğlu'na, zaman zaman kameraman noktasında desteğini esirgemeyen oğlum Alper'e ve aileme de sonsuz teşekkür ediyorum. Veda ediyoruz. İnşallah bu bir veda ama her veda bir başlangıçtır. Ekran arkasında bir pasta kesimi de yapacağız inşallah. Özgür abi, inşallah başka zaman bir arada oluruz. Ben bu vedalarda biraz duygusal, erkekler çok duygusal değildir ama duygusalım da. Artık bundan sonrası hayırlısı olsun diyorum. Evet evet, ben de bir teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Değerli vaktinizi almayayım. Ben de bütün Korkan Koçyazar Derneği'nin yönetiminde olan arkadaşlara gönül vermiş bu zamana kadar. Koçyazar Derneği'ne gönül vermiş. Mevcutta bizi destekleyen bütün hemşerilerimize buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu arada kuzenlerim de beni izliyorlar. Bütün kuzenlerime de aileme, ablalarıma, evet, kardeşlerime, oğluma, yeğenlerime selamlarımı iletiyorum. Bize derneğimizde çok büyük katkıları olan yine abim gibi kuzenim var. Yaşar Bayburt abime de buradan selamlarımı iletiyorum. O zaman bir selam da Duman ailesine olsun. Şimdi Duman ailesi de izlediğini ifade ediyor. Efendim veda ediyoruz. Programımıza renk kattınız, katkı sağladınız. Rabbim birinizi bin yapsın. Bereketli kazançlar diliyoruz. Efendim bu sezon 2022-2023 sezonu burada sona erdi. Veda ediyoruz. Bir kez daha sürçüyle insan ettiysek affola. Hakkınız ve hakkımız geçtiyse helal edin. Biz de helal ediyoruz. Yine en yakın zamanda karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Özgür Danışmanlık konuşuyorumu sundu.